Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerin de çok merak ettiği web sitesi nasıl yapılır konusuna değineceğiz. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuz olan mobil oyun nasıl yapılır da sizden gelen istekler üzerine çekmiştik ve bu sefer de yine sizlerin çok merak ettiği web sitesi nasıl yapılır konusuna değinelim dedik. Bunun için yanımda yine Mehmet ve Fatih var. Hoş geldiniz diyelim tekrar. Hoş bulduk. Web sitesi konusuna gireceğiz ama şimdi bu web sitesi nedir Fatih? Nasıl çalışır? Ondan biraz bize bilgi verir misin? Örneğin Google.com'a girdiğinizde tarayıcınız Google.com'un sunucularına bir istek gönderir ve bu isteği bize tarayıcı aracılığıyla geri döner. Aslında tüm web sitelerin çalışan mantığı budur. Yani biz dediğin gibi direkt tarayıcıdan biz bir şey istiyoruz karşıdan. Bunu da sunuculardan geri geliyor sunucudan. Ve bu sistem temel olarak web sitesi diyoruz. Tamamdır Fatih. Peki şimdi bu web sitesini dedik, hani bir şey istiyoruz geri geliyor. Peki ben web sitesi yapmak istiyorum. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle web sitesi browserlar HTML dilini yorumlar. Ve aynı zamanda işte CSS bu tarz browserın yorumladığı diller var. Temel olarak bunların bilinmesi gerekiyor. Bunun yanında dinamik web siteleri için PHP, işte JavaScript, ASP, .NET gibi diller bilinmesi gerekiyor. Aslında birçok dille web sitesi yapabiliyorsunuz. Ama temel olarak en çok kullanılan PHP, işte JavaScript gibi diller. Anladım. Peki bu web sitesi hazırlamak için sonuçta bir şeyler yapmak lazım. Bu konuda hangi dilleri bilmek gerekiyor? Şimdi temel olarak browser'ın yorumladığı HTML var. ve CSS HTML ile beraber. Bunlar aslında tam bir programlama dili değil. Ama browser bunları yorumluyor bize göstermek için. Bununla beraber dinamik web siteleri yapmak için de her dil kullanılabiliyor aslında. Ama en yaygın olan PHP. Mesela biz de PHP kullanıyoruz. Dünyadaki web sitelerin %85'i de PHP kullanıyor. Ama bunun yanında diğer diller de kullanılabiliyor. Ama dediğin gibi temel olarak PHP'yi bilmek şu an için yeterli diyebiliriz. Hani genel olarak yani o kullanıldığı için. Biraz tercih meselesi ama en kolayı PHP. Peki bu dilleri biliyoruz ama bilmeyenler için bir eğitim gerekiyor mu Fatih? Aslında hayır. Ne ben ne Mehmet bu işin okulunu okumadık. Yani bir mühendislik okulu okumadık. Ama pek tabii hani bir mühendislik okursanız bunun size artısı kesinlikle olacaktır. Ama bunun yanı sıra tüm kaynakların İngilizce olmasından dolaylı olarak İngilizce bilmeniz size büyük bir artı sağlar. İşin başında temelleri anlatan pek çok Türk sitesi de var. Bunu öğrenirsiniz ama biraz daha geliştirdikten sonra kendinizi bir sorunla karşılaşsınız atıyorum. İşte bu sorunu nasıl çözeceğinizi oradan İngilizce kaynaklardan açmanız gerekebiliyor falan. Anladım. Şeklinde. Yani şu an bir toparlayacak olursak PHP'yi bilmek ve aynı zamanda işte kaynaklardan bilgi alabilmek için İngilizce dilini bilmek yeterli oluyor diyoruz. Tamamdır o zaman. PHP'yi biliyoruz. Aynı zamanda şimdi bu yazdığımız siteyi de sonuçta kurmak lazım. Bunun için neler gerekli? Öncelikle domain gerekli. İşte google.com, webtekno.com gibi. Ve bir de web sitesinin dosyalarını koyacağımız bir hosting gerekli. Bu hosting de data center'da duran bir server'ı da bizim web sitemiz için ayrılmış bir bölüm. Anladım. Yani bu yazdığımız kodları da sonuçta bir sunucuya yükleyebilmemiz host gerekli. Milletin de girebilmesi için bir domain dediğimiz alan adı gerekli. Peki bu alan adı ve domain almada sonuçta birçok firma var alabileceğiniz. Biz nereden alabiliriz örnek olarak? Biz NetDirect'te kullanıyoruz. Zaten NetDirect kafa topluluğunda bizim ortağımız. Webtekno sunucusu, oyuncunun sunucusu, hatta yani bizim İzmobil işin dahilindeki bütün şeyler NetDirect'te bulunuyor. Peki nasıl alıyoruz bu alan adıyla hostingi? Onu da gösterelim aynı. Alan adı kayıt alanına girmemiz gerekiyor öncelikle. Buradan pek çok alan adı uzantısı var. .com, .net, .com.tr falan filan. Biz o burada örnek olarak mesela goygoy için goygoyulan.com diye bir... goygoyulan.com. Tıkladığımızda önce bir alan adının boş olması gerekiyor hali almamız için. Bunu bir taratıyoruz. Goygoylu olan .com, .net, .org ve .info alan adları boş demiş. Diğerleri de muhtemelen boştadır. Biz goygoylu olanı alalım. Alacağız. Ücretli burada bunu yıllık ya da daha fazla... Ne kadar uzun seçersen öyle kadar... değişiyor. Onlara zaten arkadaşlar da girdiğinde bakabilir. Peki şimdi tam alırken aşağıda name server 1, 2, 3, 4 diye şeyler geliyor. Bunlar ne Fatih? Bu önemli bir konu aslında. Name serverlar alan adının sunucuyla birbiri arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir köprü. Anladım. Yani sunucuyla senin aldığın alan adını birleştiren, bağlantı kurmasını sağlayan bir şey. NetDirect üzerinden sunucu satın aldıysanız muhtemelen bu name serverları değiştirmenize gerek kalmayacak. Biz kendi sunucumuza bağlayacağız bunu. Zaten hala hazırda olan bir sunucumuza bağlayacağız. Kendi özel name serverlarımız var. Bu name serverlara bağlayacağız. Ben buraları değiştireceğim. Evet, şimdi bu ödeme bilgilerini geçtik. Alan adımızı da hostingimizi aldık. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Tabii ki siteyi yazmamız lazım. Siteyi yazmamız gerekiyor, evet. Evet, dedin hani PHP falan filan gerekiyor. Biz şimdi basit bir HTML ve CSS'ten oluşan bir basit sayfa yapacağız oraya. Ve örnek niteliğinde. Goygoy'un logosunu koyacağız. İşte YouTube'dan da birkaç tane video koyacağız. Tamamdır. Onu yapalım. Yapalım.
Şimdi biz de dedik işte Webtekno, İzmo Bilişim, işte Oyuncini vesaire birçok sitemiz var. Bunlarda biz hangi kodlamayı kullandık? Biz bunların hepsinde PHP'yi kullandık. İzmo Bilişim'in tüm projelerinde. Hepsinde PHP'yi kullanıyoruz dedik. Peki özellikle başka neler var? Aynı zamanda şunu da eklemiş olayım. Hangi programlar gerekecek bu siteleri yazmak için? Anladım. Aslında bir en baştan girelim. Biz tüm sitelerimizde PHP'yi kullanıyoruz. Bunun yanı sıra database olarak MySQL'i kullanıyoruz. Peki bunları yazmak için hangi program gerekiyor dersen, için aslında Notepad'de bile yazılımı yazabilirsiniz. Ama tabii bu daha zor olur. Pek çok IDE'ler ve yardımcı araçlar var. Bunlar sizin işinizi kolaylaştırıyor. Örneğin biz kendimiz PHP Storm veya Sublime Text kullanıyorum kendim. Evet. Mehmet Atom ve PHP Storm kullanıyor. Bunun yanı sıra Dreamweaver var yeni başlayanlar için. HTML, CSS yazmalarında kolaylık sağlayacak. İlk defa başlayanların Dreamweaver'da kullanması. İşlerini kolaylaştırır ama Dreamweaver ücretli bir program. Ücretsiz bir şey istiyorlarsa Windows'a Notepad++ ya da Sublime Text. Bunlar artık bir süre sonra tabii, kişisel şeye aynen birçok şeyine kendi kullanım şekline göre, rahatlığına göre seçebilirler. Aynen öyle. Şimdi dedik hani bunlar kod yazmak için gerekli. Ben diyelim kod yazmayı bilmiyorum, hani nasıl bir site kuracağımı bilmiyorum. O zaman ne yapacağız? Anladım. Bunun içinde pek çok hazır yazılımlar var. Örneğin Inkpub'dir, WordPress'dir. Yani WordPress genel olarak kullanılan. Takipçilerimiz eğer bir bilgisi yoksa da bu hazır yazılımları kullanarak site oluşturabilirler kendilerine ya da ne istiyorlarsa. Bunun dışında hangi başka şeyler yok mu yani? Sadece WordPress mi var? Tabii ki de pek çok hazır yazılım var. Örneğin Joomla, Drupal, mesela forum yazılımları için Weblatin, PHPBB. Uzar gider bu liste. Hani kullanacağınız şeye göre de pek çok hazır yazılım var. Yani siz ne sitesi kullanacaksınız? Mesela blog yapacaksanız işte WordPress daha iyi. Aynen. İşte forum açacaksan Weblatin, PHPBB dedik. Onun gibi şeyler. Yani sizin tercihinize göre, eğer kod bilmiyorlarsa takipçilerimiz, buna göre de seçim yapabilirler tabii ki, diyorsun. Tabii. Evet Mehmet, sanırım bitirdin sen. Evet, ben bitirdim. Kodlarımız hazır. Siteyi yayına alabiliriz artık. Hostingimiz var. Alana daldık goygoylan.com diye. Bunları NetDirect üzerinden yaptık. Peki, senin bu yazdığın kodu nasıl siteye aktaracağız? Şimdi bunu FTP protokolüyle hostingimize atmamız gerekiyor. Bunun için de biz FileZilla programını kullanıyoruz. Bu bir FTP programı. Anladım. Onun gibi başka programlar da var. Biz bunu kullanıyoruz. Yani bu program senin yazmış olduğun kodun HTML dosyasını siteye atıp görünmesini sağlıyor. Aynen öyle, evet. Anladım. Aynen öyle. Şimdi atalım. Aynen. Ve artık sitemiz aktif şu an. Yani evet, takipçilerimiz de şu an girdiğinde bu hızlıca hazırladığımız basit siteyi görebilirler. Aynen öyle. Yani sonuç olarak şu an sitenin nasıl kurulacağını, aynı zamanda hosting almamız gerektiğini, domain almamız gerektiğini, yazılımı yoksa da WordPress ve benzeri arayüzlerle hazır bir şekilde temin edebileceğimizi ve FTP'den de bunu atarak yayına alabileceğimizi öğrenmiş olduk. Sonuç olarak sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler var mı bu noktada? Ya, ne oldu? Ne aynı şey oldu? Lütfüdeki gibi oldu. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Umarım bazı arkadaşlara Mustafa gibi. Dur, gülüyoruz ama bekle. Baştan alacağız. Evet, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Umarım bu video bazı arkadaşları teşvik eder, heveslendirir. Kendilerini her zaman geliştirmeye bakarlar. Sektörde gerçekten bir web programcısına açlık var. Firmalar sürekli arıyorlar. Bu işe girerlerse ileride geleceği açık bir iş aslında. Evet Fatih, sen ne eklemek istersin? Erman gibi yaptılar. Bu işleri öğrenmeye çalışırken bazı zorluklarla karşılaşacaksınız. Ama bu zorluklara karşı yılmamamız gerekiyor arkadaşlar. Hepimiz bunları yaşadık. Ve bunun yanı sıra bir şey daha eklemek istiyorum. Yazdığınız kod hiçbir zaman ilk seferde çalışmayacak. Teşekkür ederiz o zaman. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Burada Mehmet ve Fatih'in yardımlarıyla temel bazda çok küçük bir şekilde web sitesi nasıl yapılır öğrenmiş olduk. Merak ettiğiniz soruları yorumlara atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Unutmayın. Evet. Error verdim. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar, bu video ile beraber temel bazda da olsa bir web sitesini nasıl yapacağımızı öğrenmiş olduk. Merak ettiğiniz soruları kesinlikle yorum olarak atmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Harbiden Lütfü'yle Efe'ye helal olsun yani. Kod yazmak daha kolay. Bir diğer web tekne videomuza buradan ulaşabilirsiniz. Tam Goygoy logosunun altında.